Bismillahirrahmanirrahim. Ruh konusuna devam ediyoruz. Geçen dersten hatırlarsak, iyi bildiğimiz Kadir suresinde, Kadir suresini buradan bulalım, ruh ve melekler kelimesi birlikte geçiyordu. Buradan ruh kelimesini seçersek ve ruh diye kökünü rev, vav, ha olarak görüyoruz. Sağ tıklayınca da muceme gidebiliriz. Biraz önceki pencereden re, vav, ha yazmak yerine böyle bildiğimiz bir kelimeden de başlayabiliriz. Bu kelimenin geçtiği çok yer vardı. Bunlardan bir tanesi mesela Revhullah kelimesiydi. O noktaya gidersek Revhullah diyor ki Hazreti Yakup'un sözü. Üç oğlunu kaybettikten sonra diyor ki kalanlara Yusuf'u ve kardeşini araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Aslında burada Allah'ın ruhundan ümit kesmeyin yazıyor. Çünkü kafirlerden başka kimse Allah'ın ruhundan ümit kesmez. Aynı sayfada ruh kökünden gelen bir kelime daha var. Ne zamanki kafile Mısır'dan ayrıldı, babaları dedi ki, bana bunak demezsiniz, Yusuf'un kokusunu alıyorum. Burada koku diye tercüme edilen şey esasında rih. Rih-i Yusuf, Yusuf'un rüzgarını alıyorum diyor. Evet, burada rih-i Yusuf, koku diye tercüme edilmiş ama Yusuf'un ruhu diyebiliriz, rüzgara. Burada Allah'ın rahmeti diye tercüme edilmiş, revhullah. Bunu da Allah'ın ruhu diye tercüme etmek lazım. Peki bu ruh nedir? Bu sarı kısımda onu göreceğiz. Rih kelimesi daha çok geçiyor ama onun ayrıntısına girmeyelim. Şimdi ruh kelimesi üzerinde duralım. 21 ayette geçiyor demişiz. Bunların 7 tanesi Hazreti İsa ve annesi hakkında, 7 tanesi melekler ve ruh hakkında. Şimdi kalan 7'ye bakacağız. Kalan 7'den bir tanesi 42-52. Burada mealine baktığımız zaman ruh kelimesi yok gibi görünüyor. Orijinaline bakalım. Ruhan min emrina geçiyor. Ve kedalike evhayna ileyke ruhan min emrina. İşte böylece sana ruhumuzdan bir emir vahyettik. Hayır, emrimizden bir ruh vahyettik. Türkçesine bakalım. Emrimizden Kur'an'ı vahyettik. Ha, demek burada geçen ruhumuz kelimesini Kur'an diye yorumlamışlar ve onu Kur'an yazmakta bir beis görmemişler. Halbuki aslında burada emrimizden bir ruh vahyettik. O ruh da Kur'an oluyor. Sonra Hazreti Adem'in yaratılmasıyla ilgili 3 ayet var. İşte burada Rabbin meleklere şöyle diyordu. Ben kuru balçıktan, çamurdan bir insan yaratacağım. Onu tamamladığımız ve ona ruhundan üflediğim zaman, ruhumdan üflediğim zaman onun için secdeye kapanın. Bu meleklerin secde ile emredilmesi 6 ayette geçiyor. Bunların 3'ünde ruhundan üflemek var fazlada. Yani demek ki bir yaratılış tamamlanınca ona Allah ruhundan üflüyor ve o yüzden secde emrini veriyor meleklere. Melekler de hepsi secde ediyorlar, iblis hariç. Bir gün bu 6 ayete ayrıca bakarız ama bugün hızlıca diğer ayetlerde ne dendiğine bakalım. 38'e 32 bunun benzeri bir ayet. Bunu Arapçasından şöyle görebilirsiniz. Bakın bu ayetin numarası renkli. Oraya dokunursanız 38'e 72 diyor. Ve 38'e 72 hemen hemen aynı ayet. Onu tesviye edip ruhumdan ona üfledim mi derhal ona secdeye kapanın. Aslında Arapçası hemen hemen aynı ayet. Ama burada tesviye olarak tercüme edilmiş. Halbuki bir önceki tercüme tamamladığım zaman. Ama ruhtan üflemek ve secde aynı. Benzeri bir ayet Secde suresinde geçiyor.
Sonra onu düzenli bir şekle sokup içine kendi ruhundan üfürdü. Yine. Burada secde emri olmayan bir ayetmiş ama ona benzeyen. Bakalım aynı kelimeyle mi? Tümme sevvahu, biraz önce tesviye geçen diye ayet, düzenledi. Ve nefaha fihi min ruhihi, ona ruhundan üfledi. Evet, secde emri olmadığı halde burada aynı ayet. Ama bir sonraki sayfada secde ayeti var. Bu da bize secde emri. İlginçtir. Yani burada meleklere değil de bize secde emri var. 58. surede uzunca bir ayet geçiyor. Önce mealine bakalım. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin Allah ve Resulüne düşman olanlara dostluk ettiğini göremezsiniz. Bunlar babaları, oğulları, kardeşleri, akrabaları da olsa. Yani demek ki Allah ve Resulüne düşman olan birine biz dostluk edemeyiz. Böyle olanlar, yani sırf Allah'a ve Resulüne düşman diye düşmanlık edenler, onlar o kimselerdir ki Allah kalplerine iman yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Muhteşem bir şey. Demek ki ruh ile desteklenmek sadece Hazreti İsa'ya ait olan bir durum değil. Biz de eğer bu fazileti edinirsek Allah bize ruh ile destekleyeceğini söylüyor. Bakalım tekrar. Bir ruhun minhu, kendisinden bir ruh ile eyyedehum bir ruhun minhu diye açıkça yazmış. Başından alırsak la tecidu kavmen, bir kavmi bulmazsınız. Yu'minune billahi vel yevmil ahiri, Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kavmi şöyle bulmazsınız. Yeveddune, dostluk eder, sevgi besler. Men haddallâhe ve rasûlehu, Allah'a ve Resulüne düşmanlık edene dostluk edemez böyle bir kavim. Velev olsa bile, velev kâne âbâehum, babaları, ev ebnâehum ya da oğulları, ev ihvânehum ya da kardeşleri, ev aşiretehum ve aşiretleri, akrabaları. Ulaike, işte bunlar, ketebe fî gulûbihimul iman. Onlara yazdı. Kim yazdı? Allah yazdı. Onların kalplerine imanı yazdı. Ve eyyedehum, destekledi. Bir ruhun minhu. Ruh kelimesinin geçtiği son ayetimiz. Konuyu mühürleyen bir ayet. 17'ye 85. Ve yes'elûneke anir ruh. Sana ruhtan sorarlar. Er ruh. Hangi ruh? Bu Cebrail anlamında ruh olabilir. Hazreti İsa'yı Hazreti Adem'i destekleyen ruh olabilir. Hazreti Adem'e, Hazreti İsa'ya inen ruh olabilir. Üflenen ruh olabilir. İşte Hazreti Yakup'un söylediği kendisinden ümit kesilmeyen Allah'ın ruhu olabilir. Bunların hepsi aynı ruh. Sana bu ruhtan sorarlar. Cevap çok ilginç. Kulir ruhu, de ki ruh, min emri Rabbi, Rabbimin işindendir, Rabbimin emrindendir. Ve ma utitum minel ilm, size bu ilimden pek az verilmiştir. İlla kalile, ancak pek az. Tekrar gramer olarak bakalım. Ve ma utitum, size verilmedi minel ilmi, ilimden, illa ancak diyor. Ancak pek az. Yani bize verilen ruh konusundaki ilim ya da genel olarak ilim pek azdır. O yüzden ruhu anlamaya çalışmayız yahut ruh böyledir demeyiz ama bu verilen ayetlerden ipuçlarını buluruz. Bir de içinde ruh kelimesinin geçmediği ama ruhun ilginç bir açıklaması olan ayetimiz var. O daha önce mailde yazmıştım. 39'a. Herhangi bir şey koyarak, boşluk, nokta, virgül bir şey koyarak iki sayı yazarsanız
Bu sure ve ayet numaraları oluyor. İşte gitti oraya. Önce mealini okuyalım. Allah o canları öldükleri zaman, burada nefisleri diyor aslında. Nefisleri öldükleri zaman, ölmeyenleri de uykularında alır, vefat ettirir. Sonra bir kısmını alıkoyar, diğerlerini de takdir edilmiş bir ecele kadar bırakır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için çok ibretler vardır. Burada küçük bir tercüme sorunu var. Ölmeyenleri diyor ama burası tekil. Bakın o nasıl anlaşılmalı. Allahu yeteveffa, vefat ettirir. Bu vefat kelimesi. Vefa ile aynı kökten. Kimi? El enfus, nefisleri vefat ettirir. Hine mevtiha, ölümü anında. Biz bunların ikisine de ölüm demek durumdayız. Yani mevt de ölüm, vefat da ölüm. Ama ikisi arasında çok ince bir nokta var. Çünkü şu anladığımız ölüm. Nefisleri mevti halinde vefat ettirir diyor. Burada hiçbir sorun yok. Velleti lem temut. Ölmeyeni de, burada yine mevt kelimesinden fiil var. Ölmeyeni de fi menamiha, uykusunda vefat ettirir. Çünkü bu cümle Allahu yeteveffa diye başlıyordu. Allah vefat ettirir. Kimi? Nefisleri hine mevtiha, ölümü sırasında. Ölmeyeni de fi menamiha. Demek ki biz her uykuda aslında ruhumuz vefat ediyor, başka yerlere gidiyor ve geliyor. Böyle alırsanız o zaman hem uykuyu hem ölümü, yani uykunun ölümün bir modeli olduğunu anladığımız için, ha demek ki nasıl günlük uykunun bir uyanışı varsa bizim ölüm dediğimiz uykunun da bir uyanışı olmalı. Ölümde ruhla nefis ayrıldığı için biz kalan nefse bakıyoruz. Yok oluyor, kokuyor, parçalanıyor. Ama o kalan bir giyecek gibi. Nasıl ki eskiyen bir giyecek atılır ama siz yenisine kavuşursunuz. Bu da onun gibi diyebiliriz. Ama uyku benzetmesi daha güzel. Siz nasıl ki ömrünüzde binlerce kere uyku vefatıyla gidip, ruhunuz gidip geliyor. İşte o da ölüm vefatıyla da bir kere nefis burada kalacak ve ruh bilmediğimiz yerlere gidecek. Devamı şöyle, uykuda hani vefat ettiriyor demiştik ya, feyumseku, bu imsakla aynı kökten, tutar, elleti kada aleyhel mevt, üstüne ölüm yazılmış olanı tutar, o artık bir daha uyanmaz, ve yursilul uhra, geri gönderir diğerini, ila acelin musemma, yazılmış bir ecele kadar geri gönderir. İnne fî zâlike le âyât. Bunda sizin için ayetler vardır. Li kavmin yetefekkerûn. Tefekkür eden kavim için. Hakikaten burada hem ölümün hem uykunun iyice çalışılması lazım. Ve bu ikisinin nasıl birbirine benzediğini iyice anlamamız lazım. Sübhane rabbike rabbel izzeti ammâ yasifûn.